Küresel ekonomide dolar hakimiyeti çökerken Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yeni rezerv para sisteminin altyapısı hazırlanıyor. Amerikan dolarına karşı milli paralarla ödeme atılımı da yükselişte. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 57 üye ülkesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ticarette milli paraların kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Ticarette milli paraların kullanılmasının teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Rusya ve Çin ise milli para birimiyle enerji ticareti anlaşması yaptı. Rus enerji devi Gazprom'la Çinli devlet petrol ve doğalgaz şirketi CNPC, doğalgaz alım satım işlemlerinin ruble ve yuanla yapılması için anlaşma imzaladı. Milli paralarla ticarette bir adımda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomi birliği BRICS'ten geldi. BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Rusya ve Hindistan'ın karşılıklı anlaşmalar için artık ABD dolarına ihtiyacı olmadığını söyledi. İki ülke arasında sadece ruble ve rupi kullanılarak yeni bir mekanizma kurulduğunu belirtti. Öte yandan milli ödeme sisteminde alternatifler de geliştiriliyor. Bu anlamda altın öne çıkıyor. Türkiye, Rusya, Çin ve İsveç 2023'te dijital paralarını duyurmaya hazırlanıyor. Dijital paranın karşılığının da altın rezervi olması hedefleniyor. Bu atılım öncesinde Türkiye bu yıl en fazla altın alan ülke oldu. Dünya Altın Konseyi ve Merkez Bankası raporuna göre 2022 başından bu yana 84 ton altın kasaya girdi. Böylece rezerv 478 tona yükseldi.